Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile beraberiz. Bugün hem farklı hem de değişik bir video yapmak istedim. Bugün arkadaşlar hava gerçekten çok güzel, kalın giymişiz ama hava gerçekten gene de çok güzel. Ben biraz üşütmüşüm, o yüzden kalın giyiniyorum. Arkadaşlar bugün yavrularımızı size göstereceğiz. Bir de iki tane daha güzel kaçak yakaladım. Ayrı bir kaçaklar için ayrı bir kafes yaptım. Karantina gibi bir bölge yaptım. Yani rahatsızlık olan bir güvercinler için vesaire, onlar için, kaçaklar için. Bir de hava çok güzel, dediğim gibi yavrularımızı telerviye çıkarttık. Ve yarışçı çütlülerimizi, annelerini, babalarını dışarıya çıkartacağız. Güneşte gezdireceğiz. Bir de diğer seken altındaki yuvamızdaki güvercinleri göstereceğiz. Daha sonrasından yemlerimiz bitti arkadaşlar, ilaçlarımız bitti, bir de yavru hapımız falan bitti. Birazdan gidip o yemleri falan alacağız, size de orayı göstereceğim. Orada da abimizin güzel yemleri var, güzel ilaçları var. Kullandığım ilaçları falan size göstereceğim, o aldığım yerden göstereceğim. Onun gibi bir şeyler yapmaya çalışacağız, umarım güzel bir video olacak. Kesin ileriye kaydırmayın, izlemeye devam edin. Evet. Şimdi arkadaşlar yavrularımızı bu güzel bir havada çıkarttık telirgimize. Kapıyı da kapattık. Sadece yavrularımız burada var. Maşallah hepsi birbirinden güzel olmaya başladı. Rabbim sizlere daha iyisini nasip etsin. Bir yoruma maşallah yazmayı kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Bak şöyle alacalarımızı size gösterelim. Güllümüzü falan hep gösterelim sizlere. Birkaç tanesinin kuyruğu kötü olmuştu. Kuşlar üzerine pisletmişti. O yüzden kuyruklarını da çektim ben. Hem fake'ini falan daha düzgün, daha güzel isim ve daha da güzel olsun. Bak bu yavrularımız ilk defa dışarıya falan çıkıyor. Sekeyin altı şeye, telürgüye. Birkaç gündür böyle, yaklaşık bir haftadır böyle hava bayağı bir kötü, yağışlı. O yüzden güvercinlerimizi şey yaptık, çıkartamadık bir türlü, soğuk hava. Bugün hava çok güzel, dediğim gibi yavrularımızı çıkarttık. İşte kuşlarımıza bir iki tanesinde bir durgunluk var. Bir de kuşlarım herhalde yavrularından birkaç tanesi yeşil, şu yeşil dışkıları var. Zehirli ishal mı diyorlar, ne diyorlar? Onun için gidip ilaç falan alacağız. Daha hepsi tamamen düşmeden yavrularımızı sağ salim yapmaya çalışacağız. Umarım daha güzelleri sizlerin olur. Bunlar büyümüş artık arkadaşlar. Bunların hepsi yeme düştü. Hepsi maşallah birbirinden güzel. İnşallah daha bunlar ilk ağzın yavruları, ikinci, üçüncü ağzın yavrularını inşallah görmek nasip olur. Alabiliriz. Buradaysa arkadaşlar, bak şöyle göstereyim hemen. Bu yaptığımız dışarıya kafesin altı boştu böyle. Ben de şuraya dedim bir telörgü çekeyim. Direkt iki tahta çaktım. Gerçekten aklıma çok çok güzel şeyler geliyor. O yüzden dedim şu boşluğu kapatalım. Hem tuttuğumuz kuşları koyarız. İcabında kuşlarımız hasta falan olur. Karantinaya almak için buraya falan bırakırız. Mesela bak dün, geçen gün şu narlıyı tuttum. Ondan önceki günde şu yolacayı tuttum, daha yavru ama çok da güzel. Belki birkaç tanesini bile götürürüz arkadaşlar yerlerine, yem getirmek için. Gideceğim yerde böyle tutsaklarımızı falan götürdüm. Adam dedi ben alıyorum falan dedi. Götürürüz yerine, yem getiririz. Hem yemimiz çıkmış olur hem de vermiş oluruz. Bak şöyle yakından göstereyim kaçaklarımızı. Dur kapımızı açalım böyle. Ama gerçekten güzel bir yolaca. Tahminin dişi narlıyı da bilmiyorum, erkek gibi duruyor da bazı kuşlar gerçekten çok yanıltıyor. Şöyle kapatalım buraları bir de arkadaşlar. Birkaç tane, bir tane kazık çaktım, bir tane vardı boşta, onu çaktım. Şu kısmı şöyle doldurursam kazıklarla, hem yaz için dişi erkek ayırmak için çok güzel oldu. Burası gerçekten çok güzel oldu, çok işime yarayacak burası. Şöyle kapatalım. Şimdi geçelim yuvamıza. Evet. Arkadaşlar güvercinlerimiz burada. Yavrulardan mesela şu karalar falan hepsi büyüdü. Şurada yavrularımız büyüdü. Abisi dışarıda var. Şimdi bunları arkadaşlar dışarıya çıkartalım. Bu dediğim gibi yaklaşık tam bir haftadır belli. Akşamları çıkartıyorum. Akşamları biraz güzel, o zaman çıkartıyordum. Bir haftadır belli gerçekten doğru düzgün bir güneş yüzü görmediler. Bugün çıkartan da bakalım nasıl yapacaklar. Hemen karşıya geçip seyredelim. Bak
Bak. Hemen duvara dizildiler. İnşallah iki tane yavrumuz var. Hiçbir şey olmadan bir yere kaybolmazlar. İlk defa birkaç tane yavru dışarıya çıkacak. Hiç damı bilmiyorlar daha doğrusu. Mesela karalar falan hiç bilmiyor damı. Bak, benim zaten uçanlarım direkt uçtu hemen. Daha çıkmadılar onlar. Bak şu yavrumuz daha ilk defa çıkıyor. Küçük daha fazla kalkamıyor. Abisi bak şurada zaten televizyonda duruyor, belli ediyor oradan. Bak karaya bak, ilk defa kalkıyor. Reis hemen kardeşi de çıktı. Birazdan bunlara daş vereceğiz. Daşlarını yesinler. Bak şunlar da yumurta tarzı olmuş. Yumurta da vuracaklar. Karalar büyüdü ya, artık ikinci ağzı da vuracaklar. Ama televizyonumuz gerçekten çok da güzel oldu. Rabbim daha ilerini sizlere nasip etsin. Şöyle yuvamıza geçelim. Bak bu yavru göğümüz tek. Bunun kardeşi ölmüştü. Küçük de ölmüştü ama bu tek başına büyüdü. Maşallah. Daha hiç dışarıya çıkmadı bu. İnşallah bir şey olmaz. Kalkmaz. Ama yemeğe gideceğimiz sıra bunu kapatacağız. Burada bakalım nelerimiz var. Bunları çekmiştik. Daha öncesinde yeni doğmuşlardı. Daha bir iki günlükte. Maşallah şimdi büyüdüler. Burada hemen bakın. İki tane yavrumuz şöyle çıkmış küçük. Burada hemen bir tane morumuzun altında yavru çıkmış. Bak burada bir tane yavrumuz var. Bak saklanmışlar. İki tane de burada var. Bak şu alacağımız var. Maşallah büyüyorlar. Bak, hemen iki tane yavrumuz burada var. Bir tane yavrumuz burada var. İki tane burada var. Daha iki üç tane burada var. Şurada var. Bak beyazın altında daha yeni çıkmış yavru. Daha bu bugün çıkmış. Bak küçük hemen şöyle göstereyim. Burada hemen bir tane. Öt. Sinirlenin mi sen hemen? Sakin ol ya. Burada hemen iki tane yavrumuz var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. Burada işte dediğim gibi birkaç tane yavrumuzun dışkısı şöyle yeşil olmuştu. Ben dün akşam kazıdım, kaldırdım onları. Şöyle yemyeşildi. Eğer bak mesela bir tane burada var. Tedavisini bilen arkadaşlar, tam düzgün tedavisini bilen arkadaşlar yoruma yazarsa çok sevinirim. Yavrular tam düşmeden inşallah kurtarırız. Daşı bak vereceğim arkadaşlar. Aynı yem gibi çok sevecekler bak. Bak. Seviyorlar daşı ya. Sen dersin yem ya. Yeme bu kadar düşkün değiller. Çütlüye bakın. Yani yavruya bakın. Çütlüler hepsi böyle. Bak. Sakin ol lan. Sana da vereceğim. Sakin ol. Arkadaşlar hemen bakalım. Şu yuvamızda ne değişiklik var. Onlara bir bakalım. Selamünaleyküm. Burada hemen hemen fazla bir değişiklik yok. Sadece birkaç tane kuş fazla var. Mesela şu beyaz bağdağda gibi güvercinimiz falan var. Morumuz var. Şu pezevenk de. Şu gövrük gibi olan kuşumuz da. Bitmiş nereye girmiş? Sen şunun tipine bak ya. Tipine nasıl olmuş? Bu tipimizin de kaçağımız da sahibi çıkmadı. O yüzden de veremedik. Bunu şu tiple eşleştirmeyi düşünüyordum arkadaşlar. Bilmiyorum, bir yandan da diyorum ikisini eşleştirip satayım diye düşünüyorum. Burayı biraz azaltmam gerekiyor çünkü burası da gene tekrardan çoğalmaya başlıyor. O yüzden biraz daha kuşu azaltmamız gerek.
Çünkü çoğu oldu mu pek de hem ben çok ilgilenemiyorum hem de ilgilenemedim. Kuş ister istemez kötü oluyor açıkçası. Derler ya, bakabildiğine bak abi. Bu videomuzu burada bitirelim. Direkt yemciye gidelim. Taner'in yanına geldik arkadaşlar. Nereye gidiyorduk lan Taner? Yemciye. Önüne bak ha, aman bizi öldürme ha. Arkadaşlar yemciye gidiyoruz. Kuşlarımıza hem ilaçları hem de yem almaya gidiyoruz. Orada güzel ilaçlar var. Gerçekten de bayağı bir çeşit yem var. Onları da size göstereceğiz. Bir de arkadaşlar biraz önce ne oldu biliyor musunuz bu? O biraz önce videonun başında gördüğünüz göğalaca yok mu tutsak? Onlara satacağımı söyledim. Yem götürüp yem falan ilaçların tedavisi için verecektik. Malzeme falan alacaktı. O güvercin yuvadan kaçtı. Şansımıza tek bir taneyi bir de o tipleri falan götürüyoruz. Bakalım eğer değeri çok düşük olursa vermem zaten. Bakalım inşallah güzel bir şey vermeye çalışırız. Taner. Evet. Yuvalaca için ne diyorsun? Yuvalaca için üzüldüm. Güzel bir kuştu. Ben şerefsiz. Dama çıktığımda ben de kaçıracaktım korkudan. Yere karışmadım. Ya işte acaba orayı çok dar yaptım, ondan mı oldu lan? Bir de kapı hemen açılıyor. Kapı hemen açılıyor, bir de çok mesafe dar ya. Elinde de kuşlar vardı, o yüzden kaçırdık arkadaşlar. Sağ olsun, ne diyelim, bir gelir bir gider. Bizim gönlümüz hoş olsun. Öyle diyelim, hadi orada görüşmek üzere, yemciye doğru gidiyoruz. Oh, çarpanım, araba yiyin. Ne demiş lan? Yem almaya falan geldik arkadaşlar. Yerimiz burası. Maşallah yemler hepsi burada. Burada arkadaşlar ilaçlarımız falan hepsi var. Birazdan ilaçlarımızı falan alacağız. Şurada biraz kafes bölme güzel yer yapmış abimiz. Bak, bir iki tane de güvercin var. Abi ben daha güzellerini getirdim ha sana. Vallahi. Vallahi. Dur bir kuşları getirelim. Taner, turumu da yakışmış ama. Arkadaşlar, yemci Ramazan abimizin yeri burası. Ama gerçekten hem uygun hem de kaliteli malzemeleri var, yemleri var. Ayetlerden de tek rakipim Türk Hava Yolları. Bak abimizin tek rakipi Türk Hava Yolları'mış. Taner, sen getir. Geç içeri, geç. Nasıl abi, işler nasıl ya? Sen nasılsın, iyisin? Hamdolsun, çok şükür. Aleykümselam. Arkadaşlar bu güvercinlerimizi getirdik. Şöyle gösterelim. Bak, bir çüt tip, bir de iki tutsak var. Bak Ramazan abi, istersen sen kuşları kafese bırak, istersen bir bak oradan bak. Şu şey daha çitili, tipler abi, bu dişler şekli tipler, tamam. Bir de şunu almış, ikisi de tutsak zaten. Tamam. Şu tip dişiyi de tuttum da ama haftalar önceden tuttum. Hı. Ama güzel. Abi, bir bak sen gene de. Ramazan, bu ne mısır oluyor ya? Bu kırmızı olan. Kırmızı. O kırmızı. Bunun farkı ne ya abi? Bunun vitamini daha yüksek. Yani şu mısıra göre daha mı ya? Tabii. Abi o da kara buldu. Arkadaşlar daha önce hiç belki görmediğiniz bir yemler. Vallahi ben de ilk defa görüyorum. Kara buğday. Lan kuşların önüne döksek girer mi buna? Allah Allah, ben ilk defa gördüm ya bunu. Bu da özel damızlık değil mi abi? Ramazan abi. Hangisi? Şu kuşlar nereden? Hangisi? Kuşlar yengeli kartonlar çıkar. Abi onlar şu anda sandıktayım. Evet. Arkadaşlar burada bakın. Mahpe kuşları için yemler filan da var. Arkadaşlar yemimizi filan aldık, arabaya attık. Şurada numaralarımızı da aldık. TGRP numaralı, orijinal birebir numaralarımızı da aldık.
Bunun 20 tanesini şimdilik ben aldım. 20 tanesini Taner sen aldın. 20'si de yedekten alsın bakalım, bize yetmezse onu kullanırız artık. Bir de arkadaşlar kuşlarım ishala düşmüştü. Yeşil zehirli ishala düşmüştü. Ramazan bir ilacın birebir faydası var değil mi abi? Evet, birebir. Zaten en iyi ilaç budur abi. Abi inşallah keser de. İnşallah, inşallah. Bu kuşu filan, çütlüğü filan hiçbirine bir zarar vermez değil mi abi? Yok. Vermez. Bu ürün 3 litre en iyisi. Ha? 3 litre suya bir üç çay. 3 litre suya bir çay karşı. 3 litre suya bir çay karşı. Ama 3 gün boyunca tok karnına mı verelim abi? Ya bu tok aç fark etmez. 3 gün sonra sizin buna vereceğiniz B12, B12. Vitamin girmeniz lazım. Kuşların direncini biz de vitamin için. Şey almıştık senden ya. Bu 35. Vermezsek ne olur mu? Ya bu vitamin direncini arttırması için. Şey, senden biz tam aşıya almıştık. Bu vitaminler neydi onlar? Şu toz vitaminler küp aldık ya. Şunlardan şey, ya. Kırmızı düş- toz bir ama yazık falan. O ayrı. O, onlar, o ayrı bu ayrı. Damızlık şey. O zaman biz bunu ya, götürerek bugün kullanan. 2-3 gün sonra gene mecbur gelecek. Gel buraya. Gelin bunu alırsınız. He bunu da götürürüz. Bu tamam. Da arkadaşlar. Vitaminmiş. Berovit B vitamini. İnşallah bir atlatır ya, bir sıkıntı olmaz. Ay ben bir tane daş alayım, daşım da bitti zaten benim. Abi bir tane daş alalım. Biz. Arkadaşlar açıklarım şunları. Başka ne eksiğimiz var Bulat Anır? Tromix. Ay bay iki tane Tromix versene. Tromix yok adamda. Tromix yok mu? Tamam onu ben Tanır'da vardı buradan alırım ben. Tamam. Tamam abi biz bunları alıp çıkalım. Eyvallah. Sen de emeğine sağ ol. Allah rast getire. Sağ olasın. Teşekkürler. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı kesinlikle unutmayalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.